Evet, durun bakalım şimdi. Bugün böyle biraz serinledik. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl bir icat çıkaracaklar başımıza. Devam edelim oradan. İttifak ortakları. O ittifak da acayip bir ittifak oldu. Cumhur İttifakı biliyorsunuz. Mehmet Uç'un PKK'yı filan, biz öyle anladık. PKK'yı filan da davet etti ya bu ittifaka. Biz öyle yorumladık yani. İzleyenler, dinleyenler de sonra Mehmet Uç'un lafını değiştirdi. Dedi ki bir karşı diye bir kelime koydu oraya. Dediklerini 180 derece tersini söylemiş oldu böylece. Böylece halloldu mesela. Efendim geçen hafta Devlet Bahçeli geçen hafta kızdığı soruya bu hafta yanıt verdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını duymayan kulaklara hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir. MHP liderinin terörist başı Öcalan'ı meclise daveti, Umut Hakkı'ndan yararlansın çağrısı sonrası Erdoğan hala sessiz ama Bahçeli Erdoğan'la görüştü. İki lider arasında görüş ayrılığı mı var sorusuna ittifaka sahip çıkarak cevap verdi. Öküz altında buzu arayacaklarına gitsinler, kendilerine münasip kapak arasınlar. Bu sözüm de alayına kapak olacak. MHP lideri Bahçeli terörist başı için Umut Hakkı'ndan bahsetti. Mecliste konuşsun dedi. Evet, şöyle açalım. Haftalar geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP liderinin Öcalan açılımı ile ilgili hiç konuşmadı. Sessizlik iki lider arasında görüş ayrılığı yaşanıyor iddialarını güçlendirirken Bahçeli de kendisine o soruyu soran gazeteciyi azarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranızda bir görüş ayrılığı var mı yok mu çözüm süreci konusunda? Bir defa basın mensubu kardeşlerim Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak. Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. Bahçeli'nin Öcalan çağrılarını vakit tamam başlıklı yalnızlık vurgulu klipler izledi. Ve Bahçeli Erdoğan haftalar sonra buluştu. O buluşmadan sonra Bahçeli bir hafta önce gazeteciyi azarladığı sorunun yanıtını bugün kendisi verdi. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir. İttifakımıza çamur atmaya kalkışan ahmaklara, asalaklara, arsızlara diyorum ki gök gürsün, kızıl çıksın. Devlet Bey'le aramızda tam bir mutabakat var. Görüşlerimizde bir farklılık yok. Siz de Cumhur İttifakı konusunda hassas olun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MYK toplantısında partililere Bahçeli ile aramızda görüş ayrılığı yok açıklaması bu sözlerle yansırken MHP lideri de Cumhur İttifakı'nı kurarken kefenimizi giydik dedi. Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi bile yoktur. Bunun için kefen giyeceksek ona da baş göz üstüne deriz. Evet, bir şey anlamıyoruz. Bütün bu sözlerden. Cumhur İttifakı'ndaki bu efendim gündem belirleyen ama gündemin ne olduğunu da anlamadığımız, ne yapmaya çalıştıklarını çözmek için keramet aradığımız bütün bu sözlerden bir şey anlamıyoruz aslında. Bunun için bu kadar çaba sarf etmeye gerek var mı? Bence yok. Çünkü söyleyeceklerini söylesinler. Biz niye anlamlandırmaya çalışalım, niye uğraşalım? Çünkü bu memleketin başka çok ciddi meseleleri, sorunları var. Bakın yüzyılın dehşeti. Dava devam ediyor.